Merhaba efendim. Herkese iyi akşamlar, iyi günler diliyorum. 14 Aralık Perşembe günü Sağlık Penceresi programında yine sizlerle birlikteyiz. Yine harika konuğumuz var, yine harika bir konumuz var. Mutlaka takip etmenizi istiyorum, diliyorum diyelim. Size konumdan bahsedeyim biraz. GETAT uzmanı doçent doktor Nisa Çetin Kargın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Vallahi bomba gibiyiz hocam. Herhalde GETAT konusu ve işte sizin uzmanlık alanınızla birlikte çok güzel şeyler konuşacağız. Biz de İnşallah. Çok güzel bilgiler vereceğinizden eminim hocam. Evet. Hocam, doçent doktor Nisa Çetin Kargın kimdir? Diyelim. Öncelikle merhaba, herkese iyi akşamlar. Bir 14 Aralık Perşembe gününden. Yeni yıla az kalmışken. Ben doçent doktor Nisa Çetin Kargın, aile hekimliği uzmanıyım. 2021 yılında doçent oldum. Aynı zamanda GETAT uzmanıyım. Şu an Meram bölgesinde kendi özel kliniğim var. Kendi kliniğimde çalışıyorum şu an. Kliniktesiniz yani hocam. Kendi evet, şu an özel zaten. Kendi kliniğim var. Süper, çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam ne gibi işlemler var kliniğinizde? Ben daha önce 2015 yılında aile hekimi uzmanlığımı aldım. 2021 yılında aile hekimliğinde doçentliğimi aldım. Bu süreçte GETAT'la ilgili eğitimlerimizi tamamlayıp Sağlık Bakanlığı'nda GETAT Bilim Kurulu'na seçildim. Oo harika. Evet, öyle de bir şey var. KUPA'da Sağlık Bakanlığı'nda Bilim Kurulu üyesiyim şu an. Oo çok güzel evet, hocam. Evet, resmi İnanılmaz. Bir görevim devam ediyor kliniğimin yanı sıra. Onun haricinde Numune Hastanesi'nde 2019 yılında GETAT ünitesini kurduk. Oo, arkadaşlarımızla harika. Birlikte. Numune'de, Konya Numune'de değil mi hocam? Evet, harika. Konya'mız için bir kazançtı yani. Süper. Hepimiz idarecilerimizin de desteğiyle. Çok güzel, keyifli bir şekilde 4 sene hastalarımıza orada hizmet verdik. Oo, çok da uzun süre hocam. Çok güzel şeyler Aynen. yapmışsınız. Daha sonra yani. Hastalarımızın talepleri, bizim talepler, bazen değişiklik iyidir derken bir anda böyle bir kader kısmet derken Meram'da kendi kliniğimi açtım. Hayırlı Özel kliniğim olsun. Var Meram'da. Hayırlı uğurlu evet. olsun. İnşallah güzel Teşekkür zamanlar ediyorum. Sizleri İnşallah bekliyoruz. İnşallah sizleri de bekliyoruz kliniğimizde. Tabii tabii mutlaka hocam i̇nşallah, mutlaka. İnşallah. Hocam klinik dedik de klinikte hani ne gibi işlemler yapıyorsunuz Aynen. mesela neler var? Kliniğimizde öncelikle ben zaten biz hekimiz, doçentiz. Hepimiz zaten bazal bir pratisyen hekimlik eğitimi aldık. Evet. Onun haricinde üzerine uzmanlığımız eklendi, doçentliğimiz eklendi, eğitim görevlerimiz, bu sertifikasyon süreçleri hepsi eklendi ama öncelikle bizim kliniğimizde bu tecrübelerimizden yola çıkarak önce bizim kliniğimizde fonksiyonel tıp muayenesi bizim için olmazsa olmaz. Bunun haricinde akupunktur, ozon, hacamat, lenf tedavileri, ağrı tedavileri, ameliyatsız ağrı tedavileri, fıtık tedavileri, geleneksel ve doğal yöntemler, tamamlayıcı yöntemler, bütüncül yöntemler diyelim. Yeni gözlemiz zaten. Evet. Öncelikle aynen hastaya vakit ayırabildiğimiz, en aşağı bir 30 dakika, 45 dakika ayırabildiğimiz total bütüncül muayenelerin hepsi var. Bu aslında GETAT'ın açılımı nedir hocam? GETAT? GETAT demek ismi zaman zaman evriliyor. Artık şimdi GETAT ve fonksiyonel tıp oldu. Resmi adı da bu şekilde oldu. GETAT geleneksel ve tamamlayıcı tıp demek. Ha, aslında yani bu nasıl diyelim bizim hani işte ameliyatsız vesaire hani bir modern tıbbı modern hiçbir tıp, zaman göz ardı edemeyiz. Tanımızı koymalıyız, tedavimizi koymalıyız. Modern tıptan ayrı düşünülecek bir tıp değildir zaten GETAT. Farklı bir branş değildir zaten. Ama modern tıbbı destekleyen, tamamlayan, modern tıbbın bir yerde tıkandığı noktalarda, çünkü tıkandığı çok nokta oluyor mu? Oluyor. Tanı koymada çok iyiyiz biz ülke olarak. Cihazlar, aletler tanı koyuyoruz. Ama hastaya ayrılan vakit, dinleme, hastayı bütüncül değerlendirme, branşlaşmanın fazlalaşması, kişiye özgü tedavi, kişiye özgü tanıyla biraz bir noktada daha gelişmeye ihtiyacımız vardı. GETAT bu anlamda bizi tamamladı. Harika. Yani şöyle zaten dediğiniz gibi sağlık sektöründe ben bunu sürekli vurguluyorum. Ekranda böyle gerçekten ülke olarak ileri bir noktadayız. Çok iyi noktadayız evet. Ve aslına bakarsak hani GETAT'ta da bizim yani ülke ve hani nasıl diyelim hocam toplum olarak geçmişimize baktığımızda aslında hani o zaman tabii ismi GETAT değildi. Zaten bu kadar teknoloji değildi. İleride Aynen değildi. Isimler. O zaman da bu tür yaklaşımlar, tedaviler hani İbn-i Sina'lar vesaire bu tür şeye bakıldığımız zaman onun da çok köklü bir geçmişimiz var aslında var. Bizim bu açıdan. Biz, ya eskiler ne söylerse tedavi değil anlamında mi? Da doğru söyler ama biz onun üzerine yeni teknolojiyi de kullanmalıyız. Tabii. Kendi bir tıbbi bilgi birleştirerek üzerine koyarak gitmeliyiz. Zaten GETAT yeni bir belki isim olarak yeni bir isim
Ama uyguladığımız tedaviler, örneğin hacamat 3000 yıllık geçmişi olan bir tedavi. Akupunktur tüm dünyada kullanılan 3000 yıldan fazla milattan öncelerine dayanan bir tedavi. Evet, yani o açıdan baktığımız zaman tabii günümüz teknolojisiyle ya da bilgisayarla birleştiği zaman müthiş sonuçlar ortaya çıkıyor. Müthiş sonuçlar. Tanıda ilerideyiz zaten. Tedavide de bütüncül yaklaştık mı asıl başarı o zaman geliyor zaten. Evet. Hocam tabii ki bazı şeylerden bahsedeceğiz ama yine benim notlarım arasında size sormak istediğim şey ozon terapi demiştik mesela. Ozon terapi nedir? Ne işe yarar hocam ozon terapi? Ozon terapi son yıllarda çok gündemde. Benim de kliniğimde en çok kullandığım ve en çok kombine ettiğim tedavilerden. Hacamatla veya başka tedavilerle birçok tedaviyi bir arada kombine edebiliyoruz. Zaten başarıyı da bu şekilde sağlıyoruz. Ozon terapi hastanın genel bağışıklık durumunu güçlendiren nitrik oksit dediğimiz damarın ana yapısında da bulunan o oksijen gazıyla cihaz yardımıyla hastaya damar yoluyla verilebilen veya lokal işlemlerle yani bölgesel iğneleme yoluyla verebildiğimiz ozon işlemi çok güzel bir işlemdir. Detoks sağlar, bağışıklık. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Yani işte bazen tabii devam edeceğiz de hocam sözünüzü bölmüş gibi oldum. Bana hep şey diyorlar işte hadi bakalım bununla alakalı da kendi mesleğinle işte bu konukla alakalı bir şey bul. Yani değerli izleyiciler hani sonuçta her noktada bir yerde diyetisyen araya bir şekilde giriyor. Yani hani bağışıklık derken şimdi hocamla da konuşacağız biraz daha hani mutlaka sizin yaptığınız işler var ama bu süreçte beslenmenin de mutlaka etkisi olacaktır. Her mutlaka şey. Vardır. Yani ozon terapisi peki herkese yapılabilir mi hocam? Yani bizim tedaviler herkese yapılabilir diyemeyiz. Kişiye özgü. Hacamata da herkese yapılabilir, her şey iyi gelir diyemeyiz. Ozon terapi için de bu ayrı. Bizim kişiye özel bir tedavi planı, kişiye özel bir seans planı. Belki o kişi uygun olmayacak. Endikasyonları var, kontraindikasyonları var. Onları iyi belirlemek lazım. O yüzden bu tarz tedavileri kesinlikle bir sertifikalı, bu konuda eğitim almış hekimlerin yapması zorunlu. Tam onu diyecektim hocam. Zaten bu tür noktalarda günümüzde herhalde en çok sık karşılaştığımız böyle problemlerden bir tanesi hani kimlerin yapması gerekiyor bu işlemleri? Hekimlerin diye zaten siz söylediniz. Hekim olmak yetmiyor bu işlemleri yapabilmek için. Hani Sağlık Bakanlığı'nın nezdinde de resmi olarak da bir hekimin ozon terapi, hacamat, akupunktur, mezoterapi yapabilmesi için Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikasyon eğitimini tamamlamış olması gerekiyor resmiyette de. Yani düşünün hekim olmak bile yetmiyor bunu yapabilmek için. Yani o yüzden zaten hani bu sertifikaları, eğitimleri almış hekimlerimiz mutlaka yapacaklar ama onlar dışında kimseye de güvenmeyin, gitmeyin diyelim değil mi zaten hocam? Zaten yasal da değil. Yasal da değil zaten. Aynı noktadayız. Hocam peki evet gelelim hacamata hocam. Hacamat kimlere yapılır, nedir, ne değildir biraz bundan bahsedelim. Çünkü ben mesela yıllardır duyuyorum hani çok özür dileyerek söylüyorum yani İstem dışı şeyler de duyuyoruz. Hani merdiven altı dediğimiz böyle bu tür şeyler de maalesef duyuyoruz. Ama tabii ki işte her yerde de bir herkesin bir fikri olur ya bazı şeylerde. En doğrusunu mutlaka sizden duyacağız. O yüzden bir başlayalım hocam hacamatla ilgili. Hacamat bizim klinikte de en çok tercih ettiğimiz, diğer tedavilerle en çok kombinlediğimiz tedavi seçeneklerinden biri. Şimdi hacamat nedir? Kimlere yapılır? Hacamat başta hani halkımız bunu zaten hep biliyor. Geçmişi çok çok eskilere dayanan, milattan öncelerine dayanan, eskiden biz şu an hacamatı tek kullanımlık kupalarla yapıyoruz. Böyle kaliteli kupalarla yapıyoruz tek kullanımlık. Eskiden bunu bir boynuzla, başka bambu şeylerle, kupalarla yapılan bir tedavi türü. Milattan öncesine dayanıyor ve tüm dünyada aslında çok yaygın. Evet, ünlülerimiz, sporcularımız, tanınır yüzlerimiz, siyasetçilerimiz düzenli hepsi hacamatlarını yaptırdığını biliyoruz zaten. Hacamat kişinin vücudun belli noktalarına. Bu noktalar işte tam devreye burada giriyor. Özellikle akupunktur noktalarına. Hani rastgele bir noktaya koyma değil, koyduğumuz noktayı bilmek gerekiyor. Vakum yardımıyla kişinin konulan bölgeyi vakumlanarak orada epidermise küçük çizikler atarak dışarı kanın çıkmasını sağlama işlemidir. Ama burada biz çizikler atarak derken çalıştığımız alan epidermis. Yani halkımızın anlayacağı şekilde anlatacak olursak cildin üst yüzeyine biz bu işlemi yapabiliriz. Üst deri diyelim. Üst deri diyelim biz. Biz doğru hacamatta iz kalmaz. Kalmamalı. İz kalır mı diye soracaklar. Aynen soracaklar. Doğru hacamatta kesinlikle iz kalmamalı.
iz kalırsa zaten vücudumuz için bir bozucu alan oluşturmuş oluruz. Hacamatın izinin kaldığı yerde o bölgeye, o bölgenin yansıyan organlarının rahatsızlıkları ileride çıkar. Hmm. Hacamat, yani kaş yapayım derken göz çıkarmak dedikleri bu olabilir. O yüzden kesinlikle ehilellerde hacamat yapılmalı. Yani işte köylerde vesaire vesaire duyuluyor. Bunlar ya, evet çok üzücü. Çünkü bana da geliyor komplikasyonlar. Hocam yaptırdım. Bizim mahallede yapan var. İşte şurada yaptılar. Burada bu çok ama okumuş eliyle yapıyor. Diliyle yapıyor. Çok böyle salih biri. Bu cümleleri hep duyuyoruz ama bunların hiçbirinin geçerliliği yok. Hocam ne gibi komplikasyonlu olduğunu konuşacağız ama tabii hani hacamat kimlere yapılır hocam? Yani birine hacamat yapabilmek için bireyselliği, işte bütünlüğü, işte sağlığı nasıl olması lazım? Bir ikincisi bir de hani ne için, işte baş ağrısına mı yapılır, ne bileyim, ya da arada bir tabii, yapılması tabii. gereken bir şey mi, hiçbir şey yoksa bile mesela? Aynen. Hacamat kimlere yapılır? Öncelikle hekim detaylı bir anamnez almalı. Anamnez nedir? Kişinin detaylı hikayesidir. Hı hı. Öncelikle kısa bir geçmişinden başlayıp yediği, içtiği, uykusuz, ruhsal durumu, genel ağrıları, şikayetleri, kullandığı ilaçlar, bunların hepsine bakılmalı. Tamam. Genel olarak bir kan tahlillerini hekim zaten bilir, kontrol evet. eder. Onlara bakılmalı. Kimlere yapılabilir, kimlere yapılamaz. Bunun sınırları, ölçütleri vardır. Hmm. Bu şekilde eğer hasta bu kriterleri sağlıyorsa, hacamat içinde şikayetleri uygunsa yapılabilir. Hı hı. Hiçbir şikayeti yoksa da yapılabilir. Şu şekilde eğer uygunsa hasta. Zaten günümüzün hastalığı en çok yaygın olan şikayetlerden biri beyin sesi dediğimiz. Özellikle Covid'den sonra da çok arttı. Yorgunluk, halsizlik, böyle bir ağır metal birikimi, günlük yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız plastikler, kremler, deodorantlar, şampuanlar, yediğimiz GDO'lu gıdalar, hepsinin atılım yolunda en güzel seçeneklerden biri hacamat. Sadece detoks anlamında da yaptırabilir kişi, bir şikayeti yoksa. Sadece detoks olarak da yapılabilecek çok bir şey. Çok da şiddetle önerdiğim, en çok da klinikte kullandığım yöntemlerden biri. Şey peki mesela süre olarak örnek veriyorum, sadece detoks olarak. Şimdi onda hasta geldi, ilkinde tarama hacamatıyla başlıyoruz zaten belli noktalarda. Ha, onun da şeyleri muayenesi. Var. Tabii de onun da aşamaları var takiple hekimde. Geldi hasta, muayenemizi yaptık. Kan sonuçlarında falan ekstra hacamat olmasına engel durumlar var. Eğer bunları taşımıyorsa hasta sağlıklı bir birey, uygun. Benim halsizliğim, yorgunluğum var ve detoks olmak istiyorum dedi. Tarama hacamatıyla başlıyoruz. Belli noktalarına, özellikle bu noktaların çok üzerinde durmak istiyorum. Bunlar akupunktur noktaları. Hı. Akupunktur noktalarına hacamatla başlıyoruz. Çünkü mesela hani bunu şey olarak soracaklar ya da akıllara gelen belki de soramayacaklar. Bu arada aklınıza gelen sorular olursa alttaki WhatsApp numaramızdan lütfen bize iletişime geçin. Hocamı da Instagram adresinden kendi adı soyadıyla bulabilirsiniz. Mutlaka dönüş sağlar eminim bundan. Hani aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Şunu demek için böldüm hocam. Hani akupunktur noktaları dedik ya hocam. Evet. Hani çünkü hacamat deyince ben şimdi gözümde canlandı. Hani sırtta oluyor, kafada yapılabiliyor. Her bölgede bu akupunktur noktası bölge olabilir. Var yani. Vücutta zaten bizim bilinen 360'dan fazla akupunktur noktası var. Bunların her birine eğer uygun noktalarsa olabilir. Tüm tamamına değil ama çok büyük bir kısmına hacamat yapılabilir. Hmm. Hastanın şikayetine göre, durumuna göre, kilosu, boyu, tüm hepsi engel. Yani şikayetleri, ek hastalıkları. Buna göre zaten biz nokta seçimi yapıyoruz. Rastgele bir noktaya değil, hastanın şikayetlerine göre nokta seçimi yapıyoruz. Hmm, ona göre de. Örnek veriyorum, baş ağrısı olduğu zaman farklı olabilir. Tabii baş ağrısı noktasına başka şey kombinliyoruz. Hmm. Hastanın onu kaldırabilme durumu da önemli. Genel durumu çok çok önemli. Şimdi yaş faktörü de var, bunların endikasyonları var, belli sınırları var. Sağlık Bakanlığı'nda bizim hacamat uygulayabilmemiz için belli sınırlar var yaş olarak da. Hacamat ne zaman yapalım sorusu şöyle veya ne zaman yapalım? Biz hastayı seans alıyoruz. Bazen ben diyorum ki hastaya bir ay sonra ikinci seansınızı yapalım diyorum. Kan gelmiyor ya da tıkanık hasta. Ben bunu muayenede anlayabiliyorum veya işlem sırasında o an görüyoruz zaten. Bazı hastaya da diyoruz ki sana bir 3-4 ay bekle. Tekrar bir kendini toplasın vücut. Tekrar detoks dönemlerinde, altın günlerde veya kendini sünnet günlerde, kendini iyi hissettiğin ve hazır hissettiğin dönemde, bu her tedavi için geçerlidir. Tekrar davet ediyoruz. İşte bu bahsettiğimiz asıl konu, tam böyle bir kulaklar işlesi bir arkadaşım vardı. Sizden bahsetme dedi ki,
Ya dedi onun dedi bir altın günü var, gümüş günü bir şeyler var falan dedi. Ben dedim onları bilmiyorum, hocama sorarız evet. demiştim yani. Ayın böyle. Çekim gününe göre her ay ay takvimi belirlenir. Hicri Hı. ayın 17'si ve 19-21. günleri ayın maksimum çekiminin olduğu Hı. günlerdir dolunayın. O yüzden o günlerde daha tercih edilen günlerdir bizim. Zaten o günlerde talep de çok fazladır Hı. yani. Güzel Anladım. De olur. Ayın etkisiyle hacamat daha da verimli geçer o evet. günlerde. Çok ilginç. Yani müthiş şeyler ya. Gerçekten inanılmaz. Evet. Hocam bu noktada mesela hani şey dediniz ya, Sağlık Bakanlığı'nda mesela bazı noktalarda tabii İşte hı hı. izin vermediği şeyler var dediniz. İşte evet. Örnek veriyorum kriterler var. Elbette ki var. Ama bunlardan da bahsedelim. Mesela hacamat kimlere yapılmaz hı hı. ya da yapılamaz noktasında mesela. Aynen. Öncelikle dediğim gibi olmazsa olmaz. Şu eğitimi almış, bu eğitimi almış. Hı. Bunların hiçbiri kesinlikle geçerli değil. Tamam. Sertifikasyonunu almış. Belli isimler var. Zaten hani muayenehanesinde, polikliniğinde buna yer verecektir. Sertifikasyonla işin ehli hekimler Hocam, yapacak. Hocam o zaman şöyle. Mesela bunu... Bozucu alan oluşturmayacağız. Heh. Önünde hastaya zarar vermeyeceğiz. Tamam. Mesela bir birey gitti. Ne yani ben Hekimine, kardeşim siz hacamatta yetkili misiniz diyecek. Resmi yetkilimiz. Ben şuradan buradan sertifika aldım değil. Sağlık Bakanlığı'ndan yetkili bir hekim misiniz? Yani Sağlık Bakanlığı'nda evet. ona özel bir sertifika var. Hepimizin onu duvarında olur. Zaten zorunludur. Onu görmemiz i̇şte gerekir. O zaman içiniz rahat edebilir. Tamam, süper. Evet, ne yapacakmışız onu soracağız onu yani soracağız. Mutlaka. Yani tabii ki hani ben evet diyebilir ama görmek istiyorum diye nazikçe sorabilirsiniz. Aynen. Konu komşuya hacamat yok. Olmaz. Aynen öyle. Evde hacamat olmaz. Duyduğum en büyük yanlışlardan biri şu şekilde. Ev hacamat bir tıbbi işlemdir. Hasta hipotansiyona girebilir, steril çalışmak gerekir. Bunlar hastane ortamında yapılacak işlemlerdir. Evde Hı. hacamat işlemi olmaz. Hacamat kimlere olmaz? Örneğin kanı çok düşük kişilere, bunun belli sınırı vardır, hemoglobin bakılır. Örneğin 9,5, 10,5, 6, kadınlarda farklı, erkeklerde farklı. Belli yaş gruplarına, çok ağır kalp hastalığı olanlar, ek rahatsızlıkları ağır olanlar, bunlar muayenemiz sırasında bütün olarak değerlendirilir. Bazı kişilere yapılamaz. Yani hacamat herkese olmaz. Ama hacamat yaptığımız kişiler de... bu tedavinin tadını alan da bırakmaz. Bırakmaz mı diyorsunuz hocam? Yani o zaman ne diyelim şöyle herkes zamanla... Zamanla inşallah kendini hazır hissetmek de çok önemli. Önce niyete alınır zaten bu tarz tedavilerde. Evet. Bir hazırlık aşaması gibidir. Zaten vücut onu bir kez hacamatın tadını alan, yaptıran kişi tekrar vücudunda ağır metal biriktiğinde, kendini yorgun hissettiğinde... Tekrar o vücudundaki ağırlık çöktüğünde hacamat günü yaklaşmıştır. Vücut bunun sinyalini verir ve kendi randevusunu ona göre ayarlar iyi hissettiğinde. Yani hani zaten biraz da şey gibi diyelim hani böyle kendi kontrolü hani herkes kendini biraz... Bilir. Kişi kendinin doktorudur aslında. Ben ona çok inanırım. Hani bir diyabet hastası hekimi çok iyi bilir. Zaten tüm tedaviler bizim üçlü sacayak gibidir. Hastamız vardır, tedavi vardır, hekim vardır. Hiçbirini birbirinden ayrı tutamayız. Hacamatta da bu böyle. Hasta kendisi hisseder, bu ağırlığın geldiğini hisseder. Benim tekrar bir hacamat yaptırma zamanım geldi der. Kendi hazırlıklarını yapar. Aynı bu şekilde. Çok güzel ya. Yani ben de onu aslında düşünüyordum hocam da hani sizin dediğiniz gibi çok bununla karşılaştım. Niyet alıp aynen onun farkındalığının oluşması Çünkü gerekir. Çünkü giden sürekli gidiyor diyorum. Ben de acaba şey diyorum ya bir kere gitsem acaba hani sürekli gitmek zorunda mı kalacağım falan Zorunluluk böyle. Zorunluluk yok aslında. Ama yılda biz 3-4 kere öneriyoruz. O da en fazla. Yani 3-4 kere çok da abartmamak kaşığı. Ben şöyle tedaviler de tedavi demiyorum. Kaçak kesim diyorum ben ona piyasada. Hani komşuma yaptırdım. Her ay yaptırdım. Çok iyi. Öyle bir tedavi yok. Bu Hocam kadar ne yani, gibi komplikasyonları, zararları olabiliyor? Çok büyük komplikasyonlar olabilir. Hastayı kaybetmekten tutun. Oo. Çünkü bu bir yapılan tıbbi işlemdir. Biz kanla oynuyoruz. İşlemle oynuyoruz. Yara yere enfeksiyon olabilir. Daha ziyade hiçbir şey olmadığını düşünse bile diyor ki ben şurada hacamat yaptırdım diyor. Evet yaptırdığını zannediyor. O işlem hacamat değil. Vücutta o bölgede kalan çiziklerin iziyle bozucu alan oluşturuyor. Biz nöral terapi dediğimiz tedavilerde işte bu bozucu alanları tekrar tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani onların bozduğunu tekrar organ, vücut tekrar alarm veriyor. Yani iz kalmamalı. Doğru noktalara doğru seviyede yapılmalı. Yani siz aslında bu işi yaparken hani güzel bir şey yapmak için bozulmuş bir şeyi aslında düzeltip daha ondan sonra tekrar evet, düzeltmeye çalışıyoruz. Evet çok yanlış uygulamalarla karşılaşıyoruz. Yani hekim dışı işte eli şöyle. Maalesef, yani bunlar hiçbiri geçerli sebepler değil. Gerçekten hastaya fayda vereyim derken
kalıcı zararlar oluşabiliyor. Yani tabii bazı noktada dediğiniz gibi işte hani dediniz kalıcı ya. Kalıcı zararlar. O kalan izler bizim için çok sıkıntılı çünkü bozucu alan oluşturur. Evet yani hani zaten hani şöyle düşünüyorum ben de. Ya insanlar birbirine bizim toplumumuzda böyle bir şey hep var. Faydalı olmak istiyor. Tabii ki yani, aynen ama, önermek istiyor. Ama konu da şu yani bilse de yapıyor bilmese de yapıyor işte. Yani tedavi kişiye özeldir. Hani ona iyi gelen tedavi karşı tarafa iyi gelmez. Aynen, bu ilaç önerisinde de işlem önerisinde de en doğrusu kişinin kendi doktorunu görüp detaylı muayene etmesi. Var ya yani aklıma ne geldi. Biz de kliniğimizde bunu sağlıyoruz. İşte hocam işte çok güzel şeyler söylüyor. Bu niye aha dedim biliyor musunuz sayın izleyiciler? Yani işte bireysel her şey kişiye özgü. Yani tedavi sonuçta bu. Yani hekim tedavisi. Hani ona göre bir planlama yapıyor. Gerekirse hani doktorlar muayenelerinde vesaire anamnez alıyor. Şimdi biz de zaten hani kendi adıma hani diyetisyen olarak ha ben bir diyet aldım amca oğlum da uygulasın mı teyze kızım da uygulasın mı falan var işte o ona dönüyor işte öyle bir şey yok. Yani hani ben de bana inanmıyorsunuz belki ve hocama inanın işte. Kesinlikle yani. Herkesin aynı beden ölçüsü gibi el ölçüsü gibi tedavisi tamamen bireyseldir. Yani çok haklısınız hocam inşallah biz de bir farkındalık yaratırız bu konuda inşallah, inşallah devam eder. Hocam hacamat. Bu hani bir bazı başka tedaviler de var. Hani bunları da sordular. Hı hı. Hani ben de sormak istiyorum. Bu hani sonuçta kan çıkışı. Hı hı. Hani hep şey derler halk arasında pis kan çıkışı ya da işte hı hı. Yenilenme olduğu için belki kendimizi iyi hissediyoruz. Hı hı. Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum ama bir de şey var. Bir başka tedavi biçimi mi diyelim bilmediğim için soruyorum. Hı hı. Sülük tedavisi mesela o hacamata o girmiyor değil mi? O başka bir yok, şey o sülük yani. Sülük tedavisi de yine Sağlık Bakanlığı eğitimi almış. Hı hı. Sadece hekimler yapabilir. Hı hı. Ve diş hekimleri yapabilir. Yani hocam çok aynen. İlginç. Sağda solda görüyoruz. Kesinlikle. Zaten onlar sülük tedavisinden daha ziyade enfeksiyon kaynağı. Sülüklerin ruhsatlı olması gerekir. Hı. Onların salgıladığı enzimin kaliteli olabilmesi için ruhsatlı sülüklerin olması gerekir. Yani özel bir üretim, özel üretim. Olması. Kesinlikle olması bunların abi. Numaralı işte belli yerlerden alınmış nereden geldiği belli olan sülükler olması lazım. İşte yoksa sonuçları çok daha farklı olabilir. Tabii yani kötü sonuçlar doğurabilir. Yani çok ilginç şeylerle ben kendimi karşı yolda giderken bir tane kabın içerisinde sülük koymuş adam evet. İnsan herkes aynı şey. Bu bir tedavi yani. Değil. Bu bir yani bu kesin tedaviden öte zarar. Direkt olmayacak. Kabul edilemez bir durum. Biz hacamatta evet pis kan çıkıyor halk arasında. Hı-hı. Doğru mu? Doğru. Hı-hı. Çünkü neden? Halk şimdi şeyi sorabilir hastalarımız. Ben damar koldan da kan veriyorum. Hı-hı. Sırtımdakinin bundan farkı ne atılan kanın? Bu bana en çok gelen sorulardan biri. Hmm. Şimdi bizim vücudumuzun lenf ağı dediğimiz vücudumuzun kavşak noktası ve en çok akupunktur noktamız sırt bölgesindedir. Hmm. Sırt bölgesinde olduğu için bizim birikenler, ağır metaller, toksinler, yediğimiz, içtiğimiz GDO'lar hepsi bunlar birer lenfle atılan atıklardır. Hmm. Bizim de kavşak sırt bölgesi olduğu için en çok atılım oradan gerçekleşir. Hmm. Biz hacamatta aslında çizik atarken orada bir kontrollü enfeksiyon başlatıyoruz vücutta. Ama çok üzerini çizerek söylüyorum kontrollü bir enfeksiyon. Vücut Allah o kadar güzel yaratmış ki her şeyi böyle düzeltmeye, onarmaya yönelik yaratmış. Bir yerimiz çizilir hemen orayı kabuk bağlamaya başlar. Allah bu kadar güzel yaratılmış. Buraya hücreler gelir, onarıcı hücreler gelir, savaş hücreleri gelir. Biz hacamatta çizik atarak bu kontrollü savaşı başlatıyoruz. Hmm. Vücudun oraya hücreler gelsin. Ağrı medyatörleri, hepsi salgılansın hücreler ve bir iyileşme süreci başlasın. Bunu sağlarken de kötü kanla dediğimiz halk arasında lenf artıklarıyla da atarken de tamamen bir detoks sağlasın. Yani aslında oradaki çok güçlü bir detoks. Vücut iyileşmeye başladığında zaten bağışıklığında güçlenmiş bağışıklık oluyor. Bağışıklık güçleniyor, vücudu harekete git, vücudu uyandırıyoruz. Hem temizliyoruz hem uyandırıyoruz. Süper, çok İkisi ilginç. Bir arada. Harika bir şey. En güçlü detoks yöntemlerinden gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Çok güçlü bir detoks yöntemi. Anladım. Çok doğal vücudumuza giren zararlı hiçbir şey yok. Aksine hani ne bir ilaç, ne bir kimyasal, ne bir farklı bir şey zarar verecek hiçbir şey yok. Doğru ellerde ağrı, sızı, acı, iz asla yok. Ama bunun haricinde çok güzel bir detoks yöntemi. Harika. Hocam peki bu işlemlerden sonra ya da önce yapılması gereken mesela hani şöyle yapın öyle gelin işleme böyle alalım. Her şey uygun mesela. Birey hacamata uygun mu? Muayenesi oldu. Randevunu verdik. Veya hacamata gelmek evet, istiyorum. Mesela hani şu yüzden soruyorum. Hani şunu yeme içme ya da şöyle uyu. Tabii. Bu önceki süreç. Bir de atıyorum işlem yapıldıktan sonra da mesela belirli bir süre ya da neyse dikkat etmesi gereken bir şey var mı?
Öncelikle hasta hacamata uygun dedik. Tamam, başlayalım veya randevusunu oluşturduk hastamızın. Biz hastamız bize işleme gelirken yarı aç yarı tok gelmesini istiyoruz. Çünkü yapacağımız işlem bir tıbbi işlem. Tamamen aç da alamayız, tok da alamayız. Ve tamamen vücut çok açlıkta ve çok toklukta, uçları sevmez vücut zaten. Bu yüzden tam orta açlıkta gelmesini söylüyoruz. Gelmeden önce en az 72 saat önce ama bir gün öncesi bile yeterli gelebiliyor bazen. Hayvansal gıdayı kesmesini öneriyoruz. Hayvansal gıdayı keseceğiz. Aynen. Burada bana en çok sorulan soruyu söyleyeyim ben. Çünkü işin içinde olunca hep bu sorular. Hayvansal gıdayı hocam kaçırdım, biraz hacamatım olur mu? Veya neden kesiyorum ben hayvansal gıdayı? Siz örneğin hayvansal gıda, et, süt, yumurta, kıyma, tereyağı sadece, yediniz. Sadece et gelmesin aklınıza. Aklınıza sadece gelmesin. Siz bunları yediğinizde neden hacamat etkileniyor? Aslında siz bunları yediniz diye ben sırtınıza çizik atamıyor değilim. Yine işlemi yapabiliriz ama bizim hacamatın mantığında ve diğer tüm tedavilerimizin mantığı total bir detoks tedavisidir. Detoks derken karaciğerden atılan, bunlar karaciğeri yoran da gıdalardır fazla tüketildiğinde. Karaciğere gıda akışını durduruyorum. Örneğin şöyle anlatayım. Ben burayı temizleyeceğim. Bir basmayın buraya ayak diyorum hastalara. Bir 24 saat basmayın, bir kurusun vücut. Burayı onarmak yerine detay temizliğe bir başlayabilsin. Oradaki mantık bu. Yeni temizledim. Biraz bekleyelim. Aynen, biraz beklesin gibi. O yüzden hayvansal gıdaları biz zaten kesinlikle söylüyoruz. Öncesinde söylüyoruz. Peki hocam, hani aynı noktada düşündüğümüzde hani yeni temizledim, biraz daha basmayın, biraz daha yemeyin. Aynen, olabildiği kadar. Çünkü bu bir detoks süreci. Detoks. Hastaya yani biraz daha vücudu zorlama anlamında değil ama karaciğeri dinlendirme anlamında biraz girişi azaltıyoruz. Yani biraz vücuda gıda alımını azaltıyoruz. Hayvansal kaynaklı. Hayvansal kaynaklı. Total gıda anlamında da böyle, kalori anlamında da. Çünkü öncesinde ve sonrasında hafif yemesini de öneriyoruz zaten. O zaman şöyle de diyebilir miyiz hocam, mesela hacamat sonunda başında mesela zayıflıyor da olabilir miyiz? Biraz bir ödemleri atarız. Zaten atarız, detoks o demek. Sadece hani çizik attı, kan çıktı, bu değil. Total bir detoksunu yapıp biraz daha böyle vücudu hareketlendirip orada biz çizikler atarak bu inflamasyon sürecini de başlatıp total bir süreç zaten. Evet, yani kişinin kendini hacamata gelirken ruhen hazırladığı için ruhen bir detoks süreci de bir bütün. Yani her türlü win-win, kazan-kazan. Hacamat böyle bir tedavi. Aynen, gerçekten aynen. Böyle. Doğru çok... ellerde yapıldığında benim de en sevdiğim tedavilerin başında geliyor. Evet, yani inanılmaz. İnşallah biz de bir gün yanınıza uğrarız hocam. Her zaman bekleriz. Şöyle ufak tefek sorularımız da var hocam. Evet, hacamat tedavisinin belirli günleri varmış. O gün yaptığında daha çok faydası oluyormuş demiş Ahmet Yıldırım Ankara'dan. Biraz üzerinden geçmiştik ama yayınlarda demiş kendisi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Yani isterseniz şöyle ufakça üzerinden bir daha geçelim. Hacamatın belli özel günleri oluyor. Evet, her ay başında takvim. Normalde hacamat her zaman yapılabilir tedavi amaçlı. Çünkü bu bir tıbbi tedavidir. Sağlık Bakanlığı'nın da kabul ettiği gibi tıbbi bir tedavidir. Aynı muayene olmak gibi, serum taktırmak gibi, ameliyat olmak gibi her zaman olabilir. Ama hasta biraz daha sünnet günlerinde, ay çekiminin arttığı günlerde, hicri günlerde yaptığında dolunayın, vücudun ve dünyanın da çekim etkisiyle etkinliğinin arttığı günler var. Bizde de bu günlere çok fazla talep oluyor. Bu günler daha tercih edilen günler ama tedavi amaçlı hacamat her zaman yaptırılabilir. Anladım. Aslında bu bahsettiğiniz değerli hocam, yani çok sık söylediğimiz aslında yani sağlık sektörü, sağlık alanında diyelim, bizim sürekli bahsettiğimiz bir noktaya değindiniz. Ben üzerinden tekrar geçmek istiyorum. Elbette ki bütün tedaviler, bütün yaklaşımlar özellikle profesyonellerden geçmesi gerekiyor ama hani şu bahsettiğimiz şey var ya, bu detoks dediğimiz şey son yıllarda sadece çok böyle indirgendi. Neye indirgendi? Zayıflamaya indirgendi. Ya da yeşilin içerisine hani salatalık atıp işte aynen biraz daha öyle, böyle öyle hani basitleştirdim. Kokulandırıp tatlandırıcı işte zencefil atalım, tarçın atalım. Detoks bu seviyede değil. Ruhen detoks, beden olarak detoks. Kesinlikle bir bütüncül. Zaten getat bu demek. Fonksiyonel tıp bu demek. Hastanın kök nedenine inerek, ana nedenine inerek, ana nedeni çözerek bütüncül yaklaşımla. Hocam bu bütüncül yaklaşımlarda peki nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Yani şöyle demek istediğim şu, bu anamnezde mesela geçmişe yönelik bazı testler mi oluyor, sorular mı oluyor? Genellikle şimdi hasta geldiğinde bize hocam ben sizden fonksiyonel tıp muayenesi istiyorum, ben muayene olmak istiyorum, benim derdim çok dediğinde. Öncelikle gözle görülür bir şekilde varsa genel bir tahlillerini istiyoruz, yaşına uygun. Genel
biraz kan tahlili dışında kan da tahlili. İdrar tahlili vesaire olabilir, olabilir mi idrar hocam? İdrar tahlili olabilir. Olabilir. Benim çok dikkat ettiğim yaşına ve durumuna göre 3 aylık şeker benim için çok kıymetli. Hı-hı. Şeker bozuksa vücutta birçok şey bozuk. İnsülin direnci var mı? İnsülin seviyesi. D vitamini, kanları, tahlilleri bunlar çok önemli. Hı-hı. Bunları sorarken hastanın ruh hali çok önemli. Hı-hı. Uyku düzeni çok önemli. Yediği, içtiği, kalktığı, ek hastalıkları, kendiyle baş edebilmesi, sorunlarla baş edebilmesi hepsi bir bütün. Hı-hı. Hastalık var ama kök neden ne? Bunu değiştirmek için, örneğin bir sigara içiyorsa sigarayı bırakmasına yardımcı olmak. Hı-hı. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak. Sadece hani noktasal şikayetim şu, buna yönelik ilaç yazalım gibi değil de hastanın şikayetini başlatan sebep ne? Kök sebep. Zaten fonksiyonel tıp dedik mi ana sebep bundan başlayıp biraz detaylı hastayı dinlemek gerekiyor. Bu da en aşağı 30-45 dakika arasıdır bizde. Anladım. Yani yetmiyor bile bazen o süre hasta için. Yani tabii işte muayeneyi yapın vesaire vesaire. Bir de tabii işlem işte tedavi süresi vesaire tedavi, zaten uzuyor. Ortak planlamak evet, gerekiyor. Ortaklama. Hastayla hasta yakını ve hekim ortak bir plan çıkarmalı. Maddi manevi bunları yapalım. Bunlara ihtiyacınız var ve neden ihtiyacı olduğunu anlatarak ve kısaca hangi mekanizmayla neye ihtiyacı olduğunu hastamıza anlatmamız lazım. Hocam teşekkür ederiz. Esma Hanım demiş ki yaptırmak istiyorum ama korkuyorum demiş. İnanın hiç korkulu bir işlem değil. Ağrı, sızı, acı yok. Çok konforlu. Bu muymuş diyor çıkanlar. Öyle mi? Çıkanlar bu diyor ki gözüm aydınlandı, ruhum aydınlandı. Tedavi bu muydu hocam? Sıfır acı diyorlar. İşte hatta. Bunun güvenini veriyoruz. Altına da demiş ki ne gibi değişiklikler olur ki hocam yazmış. Hani rahatlar. Hocam hatta sonra demiş. Çıktığı an zaten rahatlar hasta. Yani o masadan kalkarken, sedyeden işte kalkarken rahatlama hissiyle kalkar. Yani. Ağır toksinlerden bu beyin sisi ağrıları, fibromiyalji hastalarında yorgunluk, depresyon, sırt ağrıları, kulunçlar, tutulmalar, baş ağrıları. Herhalde hepsi bende var hocam. Bunların olmadığı hastamız çok az artık Türk toplumunda hepsi var. Yani o zaman. Bunların olmadığı kesim yok. Vallahi bir yine izleyicimiz demiş ki klinik adresi yazabilir misiniz demiş. Hocamın zaten doçent doktor Nisa Çetin Kargın olarak internete yazarsanız hani o arama motoru var ya oraya yazıp mesela direkt zaten bulursunuz hocamın yeri çok bilindik bir yerde. Çok bilindik Konya'da bir yerde. Zaten Meram'da Meram diyebiliriz. Bölgesinde, evet, Meram bölgesinde. Meram Belediyesi'nin karşısında. Orada şey yapabilirsiniz kendisinde. Dediğim gibi zaten internet üzerinden çok rahat bulursunuz. Hocam hacamat ile kan vermenin arasındaki farkı sormuş bir izleyicimiz. Bence verelim. Çok güzel de çok da güzel sormuş, bir soru olmuş. Hastalarım da çok soruyor. Bu sorular beni mutlu da ediyor. Çünkü yapılan işlem içine sinerse ve anlarsa hasta bundan tedaviden fayda da artar. Tabii aslında çok kesinlikle, benim de aklıma gelmişti. Mantıken ve tıbben de açıklamamız lazım zaten bunu. Hani hacamat deyip geçmemek lazım. Biz kan verdiğimizde az önce anlatmıştım. Vücudun ağır atıklarının kanalizasyonun atıldığı yer gibi lenfleri düşünebiliriz. Lenfler bizim vücudumuzu temizleyici ana kanallardır. Bu ana kanallar, lenfler ve akupunktur noktaları da en çok bizim sırttadır örneğin. O yüzden bizim koldan verdiğimiz venöz kan dediğimiz kanla hacamat kanı arasında çok büyük farklar vardır. Aynı anda hastadan hacamata girerken bir kolundan kan alıp bir de sırtından kan alınmış. İkisindeki ağır metallere bakılmış. Kurşun, civa ve birçok serbest radikalleri. Kesinlikle hacamat kanında serbest radikaller çok daha yüksek çıkmış. Zaten bunlar bilimle. Zaten biz hekimiz, hekimden daha ziyade akademisyen, doçentiz. Bunu şu şekilde bakmamız da lazım. Biz PubMed'e, PubMed'i çok sık kullanırız biz doktorlar. Girip oraya cupping terapi İngilizcesi, kupa terapisi yazarsak zaten en son dünya yazdığında 38 bin küsur adet makale vardı. Ülkemizde değil. Zaten bu batı tıbbı. Doğu tıbbı da olarak adlanıyor ama batı. Evet, en çok batı. Aslında batı. Çok ilginç değil mi? Yani doğu çok tıbbı olarak şey yapılıyor. Ünlülerimiz falan çok kullanan var. Batı tıbbı aslında. Yani aslında az önceki sorunun cevabı olarak da tabii yani şimdi şunu söylemek tekrar üzerinden geçelim. Bakın yani akademik bir noktada çalışmalar elbette ki çok faydalı. Hocamın şöyle bir avantajı da var. Hem akademik yani hem teorik hem pratik olarak da kendisi bu işte yani mükemmel sonuçlar elde etmesinin sebebi de bu. Teorikte zaten müthiş çalışmalar var. Pratik olarak da bunu zaten gerçekleştiriyor. Hani öğrendiğini, uyguladığını, çalışmasını yaptığı şeyi pratikte de alıyor. Bir de böyle düşünmek lazım. Artık gerisini ne söyleyeyim yani o kadar konuştuk inşallah başka tutup da bu işleri bilmeyen birine yani alakası kişiler gitmezsiniz diye düşünüyorum. Bu noktada şey hani kan vermeyle hacım
damat farkı da o belirli noktalar belli olarak. Belli noktalar, lenf artıkları ve ikisi arasındaki ağır metalleri aynı anda laboratuvara gönderip bir ölçüm yaptırırsak bilimsel olarak görmemiz gerekir. Hmm. Kolumuzdan bir kan alırız, bir de hacamat kanını göndeririz ve içerisindeki atıkları ölçersek hacamat kanında fazla çıktığını zaten göreceğiz. Hmm. Değerli hocam, teşekkür ederiz. Bir de şey demiş tabii de, Fatih Bey, ben de aşırı derecede bir baş ağrısı bulunmakta, hacamat tedavisiyle geçer mi? Sinüzit ve migren hastalarında hacamat nasıl bir sonuç verir hocam demiş de. Tabii ben biz genel bir şey alalım hocam. Bir, yani çünkü değerlendirmeyi, muayene etmeden alamayız. Genel muayene ettikten sonra ekstra bir durum yoksa veya kişiye özel. Ama biz baş ağrısı, kolesterol yüksekliği, migren için bu hastalıklar için çok sık hacamat uygulamaktayız. Doğru bir tedavi mi? Başka tedavilerle de kombinlenebilir. Doğru bir tedavi. Tabii ki ama burada öncelikli olan kişiyi muayene etmek lazım. Her baş ağrısına direkt gittim hacamat yaptım diyemeyiz. Çünkü bazı hastalıkların dışlanması gelir. Biz buna ekartasyon deriz tıpta. Her gittim başım ağrıyor hacamat yaptırdım iyi gelir mi? Evet, baş ağrısına hacamat iyi gelir ama başka tanıları ekarte ettikten sonra, dışladıktan sonra. Ya da siz uygun musunuz bakalım. Aynen. Evet. Baktıktan sonra eğer diğer tanıları dışladık uygunsa çok güzel sonuçlar verir ve çok da güzel doğal bir tedavidir. Ama dediğim gibi herkese hemen ilk tedavi direkt bu diyemeyiz. Önce bir görüp bir tanı koymak lazım. Kesinlikle öyle. Aslında bahsettiğiniz hani ozon tedavisiyle birlikte mesela hacivat tedavisi hani maksimum belki. Maksimum. Biz zaten öyle genelde öyle yapıyoruz. Hastamız hacamatını gelir alır klinikte tertemiz steril bir ortamda ferah. Hiç strese girmeden sıcacık bir ortamda gelir. Hacamatını olur. Üzerine bazen seanslı bazen tek seans ozon terapisini de alır. İç dış temizlik gibi tedavisini yapar, detoksunu yapıp o şekilde ayrılır. Yani etkiyi bu şekilde artırmış da oluyor. Ozon artırır, tabii, evet. Aynen, aslında şuna benziyor biraz da hocam. Dediniz yani bazı atıyorum kolesterolde işte ağır metallerde vesaire. Ya hem hacamatını yaptırırsın hem ozon tedavisini yaptırırsın hem beslenmeni dikkat edersin, diyetini ruhunu yaparsın. Ruhunu düzenlesin, yürüyüşü, fiziksel sporu, aktivitini beslenmesi, artırırsın. Uykusu. Ne olmuş oluyor? Müthiş böyle tap bir şey hani mükemmel zaten bir karşılığını almış oluyor. Zaten tedavi bütüncül olduğunda başarılı. Sadece işte hiçbir biz hastalığı tek bir şeyle çözemeyiz. Birkaç bir şey yapıp hasta ve hekimin uyumu çok önemli. Hastanın hekimine inanması çok önemli. Evet, evet, o konuda çok haklısınız. Aynen. Evet. O iletişim, o elektrik önemli. Aynen öyle hocam. Değerli izleyicilerimizden birisi hocam demiş aynı gün içerisinde hacamattan sonra mesela işe gidebilir miyim? Yani dinlenmem gerekiyor mu demiş böyle bir şey. Normalde gidebilir. Biz zaten hacamattan sonra ağrısız olmaz. Zaten o bölgeye kantaron yağı sürüyoruz. Daha sonra ben o bölgeyi tek kullanımlık havluyla kapatıyorum. İstediği işini yapabilir. Sadece hafif yesin. Hani detoksunu devam ettirsin. Bol su tüketsin. Aynı anda yaklaşık bir saat sonra işine gidebilir. Bir saat dinlenmeye bile gerek yok. Hiçbir engel yok. Yani orada, gidebilir. Orada ufak bir şeyimiz var diyorsunuz. Aynen. Hocam en son yine bir çok ilginç bir sorumuz var. Onu da şey yapalım. Benim psikolojik rahatsızlığım var. Hacamat iyi gelir mi diye bir şey gelmiş ama tabii tekrar tekrar söyleyeyim. Bakın hani bunu mutlaka muayene olmanız gerekiyor. Hocamla hani iletişime geçmeniz gerekiyor ya da bununla ilgili bir çözüm arıyorsanız hani buradaki sorular net cevaplar değil. Ama genel olarak hocam bir şey alabiliriz biz yani. Biz hacamatı psikolojik tedavilerde destek amaçlı kullanıyoruz. Evet iyi gelir ama yine söylediğim gibi burada kişiyi görmek lazım. Kişinin belki psikolojik rahatsızlığı var ona iyi gelecek ama tıbben ve vücudu hacamatı kaldırabilecek durumda değil. O yüzden biz burada kişiyi görmek gerekiyor. Kişiyi görmeden, muayene etmeden hangi tedavi uygun diyemeyiz ama Sağlık Bakanlığı'nın ben bilim kurulu diye bahsetmiştik evet, ilkinde. Hocam. Yönetmelikte çok güzel şeyler ilerliyoruz. Çok ülke olarak da her geçen gün bir sonraki adıma ilerliyoruz. Hacamatın da daha detayları belli oluyor yönetmelik yazılı grupla. Burada da Sağlık Bakanlığı indikasyonları arasında da psikolojik rahatsızlıklar var zaten. Anladım. Destek tedavisi amacıyla kullanılabilir. Süper. Değerli hocam çok güzel, harikaydı. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son olarak böyle Uğur'cum bunu da söyleyelim diyeceğiniz, aklınıza takılan bir şey. Tüm halkımız inşallah sağlıklı, mutlu, sıhhatli, güzel günler diliyorum tüm halkımıza, çok tüm ülkemize. Çok sağ olun hocam, çok güzel. 2023 biterken huzur, sağlık olsun, gerisi olur inşallah. Aynen hocam, çok güzel temenniler bunlar. Değerli izleyiciler, bu hafta GetAt uzmanımız doçent doktor Nisa Çetin Kargın bizlerle birlikteydi. Yine gördüğünüz gibi harika şeyler konuştuk. Mükemmel bilgilendirici şeyler konuştuk hocamın da müthiş bilgisiyle.
Haftaya tekrar Sağlık Penceresi programında sizlerle birlikte olacağız. Kendinize haftaya kadar çok iyi bakın. Biz yine buralarda olacağız efendim. Hoşça kalın.